Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size kan ve kan grupları konusunu anlatacağım. Şimdi başlayalım. Kan dediğimiz yapı bizim aslında hayatta kalmamızı sağlayan en temel sıvımızdır. Kan dediğimiz kısım iki kısımda inceleyebiliyoruz. Yani kanı ayrıştırabildiğimizde nasıl ayrıştırıyoruz? Santrifüj denilen bir makine var. Bu makinenin içine kan sıvısını yerleştirip Ardından bu makinenin çok hızlı bir şekilde dönmesini sağladığımız zaman kan içerisindeki maddeler molekül ağırlıklarına göre tabakalaşabiliyor ve bu şekilde de biz içeriğindeki maddeleri tek tek seçebiliyoruz. Ve bu tabakalaşma yapıldığı zaman yani bunu şöyle düşünebiliriz. Şu şekilde santrifüj edildiğinde santrifüjün en dip noktasında kan hücreleri görüyoruz. Üst kısmında ise plazmayı görmekteyiz. Bu durumda kan aslında santrifüj edildiğinde iki bölümden oluşur. Bunlar plazma kısmı ve bir de kan hücreleri kısmı. Bu plazma kısmında ne var? Organik ve de inorganik maddeler bulunuyor. Organik madde dediğimiz besin molekülleri olabilir. Direkt kanın içerisinde bulunan glikoz gibi maddeler de burada yer alıyor. İnorganik olan kısım tabii ki yüksek oranda zaten sudan oluşmuş durumda. Çünkü kanımızdaki su oranı yüksektir. O su zaten kanı sıvı bir hale getirmiş olacak. Bunun dışında inorganik olarak çeşitli iyonlar bulunacak. Ayrıca organik olarak çeşitli proteinler bulunacak ve buradaki proteinler çok değerlidir. Çünkü kanda bulunan özellikle albümin ve globülün denilen proteinler var. Bu ikisi kanın ozmotik basıncının ayarlanmasını sağlıyor. O yüzden özellikle bu ikisi çok değerli. Çünkü bu ozmotik basıncın her zaman 25 mm cıvada sabit tutulması lazım. İşte buradaki bu sabitliği sağlamak da bu iki proteinin görevi. Bunun dışında burada protein olarak antikorlar bulunacak. Bunlar zaten bağışıklıkta rol oynayacaklar. Bunu bağışıklık konusunda anlatacağım zaten. Ayrıca fibrinojen bulunacak. Ancak fibrinojen kanımızın içerisindeki kanın plazma kısmında bulunur. Santifüj edilen kanın plazma kısmında değil hücreler kısmının dip kısmında bulunuyor. Çünkü kan pıhtılaştığı zaman fibrin denilen yani pıhtı dediğimiz bir yapı oluşturuyor. İşte bu fibrinojen kan pıhtılaşmasında fibrine dönüşüyor. Yani bu da pıhtı olmuş oluyor. O yüzden damar içerisindeki kanın plazma kısmında bu var. Damar dışına çıkmış bir kanda artık fibrinojen yerine fibrin görüyoruz ve bu plazma içerisinde de olmayacak. Hücreler kısmına gelecek olursak burada 3 tip hücre var. Eritrositler, lökositler ve de trombositler. Şimdi bunları birbirleriyle karşılaştırarak tek tek göreceğiz. Şimdi 3 tip kan hücresi var dedik. 3'e ayıralım sayfayı. Bunlar eritrositler, lökositler ve de trombositler. Eritrositlerin diğer adı al yuvar. Lokositlerin diğer adı ak yuvar. Trombositlerin diğer adı ise kan pultukları. Yani Türkçe olarak da duyabilirsiniz bunları. Şimdi eritrositle başlayalım. Eritrositler kemik iliğinden üretilen hücrelerdir. Lökositlere geldiğimizde ise onlar da kemik iliğinde üretilir. Ama lökositler kemik iliğine ek olarak bir de Laf düğümlerinde de üretilirler. Zaten bundan sonraki konumuz laf dolaşımı. Orada bundan bahsedeceğim. Lokasitlerin üretimi hem kemik iliği hem de lenf düğümleri. Trombositlere geldiğimizde ise onlar da kemik iliğinden üretilirler. Şimdi eritrositler kemik iliğinde üretiliyorlar ve aslında ilk üretildiklerinde tipik bir hayvan hücresi. Çekirdek, organeller, çeşitli yapılar hepsi var ama bunlar dolaşıma katılırken organel, çekirdek ve ribozom organeli özellikle de bunu kaybediyorlar. Yani ilk başta normal hayvan hücresi şeklinde olmalarına rağmen Daha sonra yani dolaşıma katılırken bunları kaybediyorlar. Çekirdek ve organeller kaybolur. İşte biz bu eritrositlerin bu kaybetmiş dolaşıma katılabilir halini ise olgun al yuvar hücresi adını veriyoruz. Yani bu hücreler başta böyle değiller. Sonradan böyle bir kayıp söz konusu. Peki neden böyleler? Eritrositlerin görevi solunum gazı taşımaktır. İşte daha fazla solunum gazı taşımak için yani daha fazla karbondioksit ve oksijen taşıyabilmek için çekirdek ve organellerini kaybediyorlar. Lökositler bunun kaybının aksine tam tersi büyük çekirdekli hücrelerdir. Yani çekirdekleri oldukça büyük bir durumdadır. Trombositlere geldiğimizde ise trombositler aslında hücreden çok hücre parçacığı şeklinde. Kemik iliğinde bulunan megakaryosit adı verilen bir hücre var. Bu hücrenin parçalanmış hali yani bunun parçalanmasıyla oluşur. Bu nedenle bir hücreden çok hücre parçacığı şeklinde oldukları için bunların da çekirdekleri yoktur. Şimdi bunun görevini söylemiştim solunum gazı taşımak şeklindeydi. Lokositlerin görevine geldiğimizde ise bunlar bağışıklık sağlarlar. Yani görevleri vücudumuza giren bir mikroorganizmaya karşı savaş yapmak. Tamamen bizi korumak amaçla üretilmiş hücrelerdir. Trombositlerin görevi ise Damar dışına çıkan kanın pıhtılaşmasını sağlamaktır. Yani damar içerisinde giden, hiçbir şekilde damar dışına çıkmamış bir kanda görevleri yok. Ne zaman ki damar yırtılır ya da kesilir, işte o zaman trombositler görev yapmaya başlıyorlar ve kanamayı durdurarak aslında ölmemize engel oluyorlar. Şimdi eritrositlere geri gelelim. Eritrositlerin olgun olanlarında yani dolaşıma katılanlarında bu sadece memeliler için geçerlidir. Dolaşıma katılanlarında çekirdek ve organel yok. Tabi organelin olmaması mitokondrenin de olmaması anlamına geliyor. Bu nedenle bunlar laktik asit fermentasyonu yapıyorlar. Yani enerjilerini laktik asit fermentasyonu yaparak sağlıyorlar. Bu şekilde de enerji üretmiş oluyorlar. Bu ikisinde ise laktik asit fermentasyonu gibi durumlar kesinlikle görülemiyor. Bunun dışında çekirdekleri olmadığına göre bunlarda kesinlikle bir bölünebilme özelliği yok. Yani bölünemezler ve kendilerini yenileyemezler. Bu yüzden sürekli yenisi üretiyor. Zaten bu hepsi için geçerli aslında. Yani sürekli yenisinin üretimi var. Zaten ömürleri de o kadar uzun sürmüyor. Şimdi eritrositlerin ömürlerine gelecek olursak. Eritrositler böbrekten salgılanan eritropoietin hormonu var. Bu hormonun etkisiyle üretilirler. Bu hormonun yaklaşık olarak %85'ini böbrekler sağlar. Ama yaklaşık %15'lik kısmı ise karaciğer tarafından üretilir. Yani hem böbrek hem karaciğer etropoyetin hormonu salgılayabilir ve bu hormon kemiklere etki eder. Ve bu şekilde de al yuvar üretimini sağlar. Yani eritrosit üretimi sağlanmış olur. Bunlarda ise böyle bir hormon durmuyor. Yani eritropoietin lökosit ya da trombosit üretimini sağlayan bir hormon değil, eritrositlerin üretimini sağlayan bir hormon olmuş oldu. Eritrositler birazdan da anlatacağım kan gruplarımızın oluşumunu sağlıyorlar. Çünkü eritrositlerin hücre zarının üzerinde antijen molekülleri var ve bu antijenlerde hangi kan grubundan olduğumuzu belirliyor. Eritrositlerin bir diğer özelliği ise şu. Bunların yapısında hemoglobin adını verdiğimiz bir protein var. Bu protein demirden oluşmuş bir proteindir. Yani yapısında demir bulunur. Bu nedenle de kanımızda demir tadı ve demir kokusu var. Tamamen bundan kaynaklanıyor ve hemoglobinin görevi ise solunum gazının taşınmasını sağlamaktır. Şimdi şurayı şu şekilde yapayım ki bu kadar yeter zaten bana. Eritrositlerin parçalanma durumlarına gelecek olursak, eritrositlerin parçalanma yerleri dalak ve karaciğerdir. Yani burada parçalanacaklar. Bu arada kemik iliği bunların asıl üretim merkezi ama bir kansızlık durumu olursa o zaman karaciğerde eritrosit üretimi gerçekleştirebilir ama bu normal şartlar altında değil, anemi yani kansızlık durumunda görülen bir durum. Normalde karaciğerin görevi bunu parçalamaktır. Karaciğerde bulunan kupfer hücreleri bu görevi üstlenmiş durumdadır. Bu kupfer hücreleri bunların parçalanmasını sağlayacak ve yapısında bulunan demiri diğer kısımlardan ayrılacak. Yani bu demir asla çöpe atılmıyor. Bu demir yeni al yuvar hücresi üretiminde mutlaka kullanılacak. Demir çıkarıldığında ise eritrosit hücresinin geri kalan kısmını ise makrofajlar parçalayacak. Makrofaj dediğimizde fagositoz yapabilen bir hücre, yani endositoz yoluyla parçalama yapabilen bir hücredir. Bu makrofajlar geri kalan kısmı parçaladığı zaman eritrositlerin yapısında bulunan bilirubin dediğimiz maddeyi ortaya çıkaracak. bilirubin dediğimiz bu maddeyi ortaya çıkaracak. Ardından da bu bilirubin dediğimiz madde de gene çöpe atılmıyor. Bu da safra yapımında kullanılıyor. Bu yeni doğan sarılığının sebebi budur. Yeni doğan sarılığında üretilen eritrositler hızlı bir şekilde parçalanır ve bu Parçalama sonucunda açığa çıkan bilirubin molekülleri normalde olması gerekenin çok üzerine çıkar. Ve bu da deride sarımtırak bir görüntüye yol açar ve zamanla zaten o ortadan kalkar. Yani bu bilirubinler tekrardan kullanılmaya başlanınca ya da idrarla bir kısmı dışarı atılınca bu şekilde vücut tekrardan normal hale geçmiş olur. Ömürlerine gelecek olursak yaklaşık olarak 120 günlük ömürleri var. Zaten çekirdekleri de olmadığı için çok uzun süre boyunca hayatta kalmaları mümkün değil. O yüzden yaklaşık 3-4 ay hayatta kalıyorlar. Ardından yani kemik üretilip dolaşıma katıldıktan sonra 120 gün yaşıyor. Dalak ve karaciğerde parçalanıyorlar. Demir kısımları, yapılarındaki demir kısımları yani hemoglobinin bulunduğu kısım ayrılıyor. Yeni alüvar hücresi üretiminde kullanılıyor. Gerek kalan kısım makrofajlar tarafından parçalanıyor. Lirobin kısmı ise safra üretiminde kullanılarak böyle bir geri dönüşüm sağlanmış oluyor. Bir de atmosfer basıncıyla kanımızdaki alüvar sayısı arasında bir bağlantı vardır. Yüksek kesimlere çıktıkça havadaki oksijen miktarı düşer. Yani ne kadar çok rakım olarak yüksek yere çıkarsanız havadaki oksijenin kısmi basıncı düşüyor. Bu aslında havadaki oksijenin azalması anlamına gelir. Bu durumda vücudunuz daha fazla oksijen bağlayabilmek adına eritrosit sayısını düşürüyor. Yani atmosfer basıncı düştüğünde kanımızdaki eritrosit sayısı da artar. Ters bir orantı var. Bu şekilde de daha fazla oksijen yakalanması sağlanır. Gelelim lökositlerin geri kalan kısmına. Kemik ilinde ve lenf düğümlerinde üretildiğini söylemiştik. Büyük çekirdekli hücrelerde ve bağışıklık olarak görev yapıyorlar. Şimdi bu bağışıklığı nasıl sağlayacaklar? Hem antikor üretimiyle yapabilirler hem de fagositoz yaparak. Yani bir akyuvar çeşidi hepsini birden yapmıyor. Farklı akyuvar çeşitleri var ve bunlardan sorumlu değilseniz isimleri ya da teker teker görevleri sorumlu değilsiniz. İşte nötrofil, bazofil, ezonofil gibi farklı akyuvarlar var. Bunların bazıları antikor üretimi sağlayarak bazıları ise doğrudan şuradaki makrofaj gibi doğrudan mikroorganizmaya saldırarak bağışıklık olayının gerçekleşmesini sağlıyorlar. Bunların da bölünebilme yeteneğine bakacak olursak her ne kadar çekirdekleri olsa da Bunlar da kesinlikle bölünemez ve kendilerini yenileyemezler. Yani yenisi üretilecekse her zaman kemik iliği ya da lenf düğümleri bunun üretimini gerçekleştirmek zorundalar. Parçalanma zamanı geldiğinde ise gene dalak ve karaciğer tarafından parçalanırlar. Ömürlerine gelecek olursak değişir. Çeşitlerine göre de değişiklik gösteriyor ama ortalama olarak bunların ömürlerini birkaç gün olarak söyleyebiliriz. Yani birkaç saat ya da birkaç gün olarak genelleyebiliyoruz. Çeşidine göre bir değişiklik söz konusu. Bunların sayıları ise, şimdi bakın bunların sayıları neye göre artıyordu? Atmosferdeki basınca göre sayıları artıp azalıyor. Bunların sayıları ise enfeksiyon durumuna göre yani enfeksiyon durumunda artıyor. Yani vücudunuza bir mikroorganizma girdiğinde mikroorganizmanın çeşidine göre, mikroorganizmanın miktarına göre çok ciddi anlamda bayağı böyle 20 30 kat gibi hatta belki daha da fazla artış gösteriyorlar. Ve bu şekilde de sadece o an yani enfeksiyon anında müdahale ediyorlar. Onun dışında devriye gezen polis gibi düşünebilirsiniz. Sürekli bir devriye gezme hali var. Çok az bir miktarda ne zamanki bir sıkıntı görülüyor hemen o noktada çoğalma söz konusu. Gelelim trombositlere. Trombositler de kemik iliğinde üretiliyordu ancak bunlar hücreden çok megakaryosit dediğimiz bu kemik iliğindeki büyük hücrelerin parçalanmasıyla oluşuyorlar. Çekirdekleri yok. Çekirdekleri olmadığına göre bunların da hiçbir şekilde bölünme ve yenilenme özellikleri yoktur. Aynı şekilde bunlarda da böyle bir durum var. Hiçbir şekilde bölünemezler ya da yenilenemezler. Bunun dışında Trombositler de sadece kan damar dışına çıktığı zaman görev yapacaklar. Yani bunların görevi kanın damar dışına çıktığı zaman pıhtılaşmasını sağlamaktır. Ömürlerine gelecek olursak yaklaşık olarak 8-10 gün ömürleri var. Yani yine net bir sayı veremiyoruz ama 8-10 gün gibi söyleyebiliriz. Bunların da gene parçalanması dalak ve karaciğerde gerçekleşiyor. Aynı yani aslında bu da dalak ve karaciğerde parçalanır. Şimdi tekrarlıyorum sürekli ama bunun sayısı atmosfer basıncına göre artıyordu. Bunun sayısı enfeksiyon durumunda artıyordu. Bunun sayısı ise kan kayıplarında artıyor. Yani ne zaman ki bir yerde bir damarda bir sıkıntı oldu, bir yırtılma oldu, oradan bir kan kaybı yaşanıyor. İşte vücut o zaman bunların miktarını arttırıyor. Bir de şöyle bir durum var. Kanımızdaki adrenalin hormonu miktarı artarsa trombosit miktarı da artış gösteriyor. Çünkü adrenalin hormonu korku gibi, heyecanlanma gibi ekstra duygu durumlarında salgılanır. Stres durumlarında salgılanır ve bu hormon bizi gelebilecek tehlikelere karşı koruma görevi üstlenir. Ve bu tehlikeler içerisinde kan kaybı yaşamak da var. Eğer ki başımıza o sırada bir şey gelirse ölmeyelim diye hormon etkisiyle daha olay meydana gelmeden hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen hemen trombosit miktarı arttırılır ve bu şekilde de kan kayıplarının önüne geçilmeye çalışılır. Şimdi gelelim kan nasıl pıhtılaştırılıyor? Kan pıhtılaştırılması şöyle oluyor. Şu bir damar olsun ve şu damarın şu bölgesinde bir kesilme oldu diyelim. Yani buradan artık kan sızmaya başlıyor. Öyle olunca hemen trombositler bu bölgeye geliyorlar ve buraya yapışıyorlar. Yani ilk gerçekleşen olay trombositlerin kesik bölgesine bölgeye ya da yapışması. Bu yapışma sayesinde burada bir tıkaç oluşuyor. Aslında orayı tutmaya çalışıyorlar. Bu yapışmanın ardından bu bölgeden hemen pıhtılaşma faktörleri salgılanıyor. Şimdi nedir bu pıhtılaşma faktörleri? Bunlar Trombositlerin kendisinin salgıladığı bir madde olabilir. Yani trombositlerden salgılanan tromboplastin dediğimiz bir madde. Bunu doğrudan trombositlerin kendisi salgılıyor. Bunun dışında trombositler dışında şuradaki hasar gören damar bölgesinden de aynı şey salgılanabilir. Yani damar bölgesinden de gene tromboplastin salgılanabilir hem trombosit hem hasar gören damar bölgesi bunu saldılar. Bir de kan plazmasının kendisinde bulunan kalsiyum ve K vitamini gibi maddeler de burada pıhtılaşma faktörlerini oluşturmuş oluyor. Bunların hepsi bir araya geliyorlar ve bu pıhtılaşma faktörlerinin etkisiyle karaciğerin ürettiği protrombin adını verdiğim bir molekül var. Bu Karaciğer tarafından üretilen bir protein. Bu protrombin dediğimiz madde şu haliyle bakın başında ne diyor? Pro. Pro bir şeyin ilkeli ya da olmamış anlamına gelir. Karaciğerdeki bu protrombin buradaki pıhtılaşma faktörlerinin etkisiyle trombin haline dönüşüyor. Ardından kan plazmasında bulunan fibrinojen dediğimiz protein de trombin sayesinde fibrine dönüşüyor. Ve bu fibrin dediğimiz şey zaten kan pıhtısı anlamına gelen bir maddedir. Ve bu şekilde kan tamamen pıhtılaştırılmış oluyor. Şimdi gelelim kan gruplarına. Şimdi insanlarda aslında 3 tip kan grubu var. Bu AB0 sistemi, RH sistemi ve MN sistemi. Ama bu MN sistemini bilmiyoruz. Yani size kan grubunuz nedir diye sorsam bana işte ABRH pozitif, BRH negatif, 0RH pozitif, ARH negatif gibi şeyler söylersiniz. Hiçbiriniz M, MN ya da N demezsiniz. Yani aslında bir de böyle bir kan grubumuz var ama bu kan grubu antikor oluşumuna neden olmuyor. antikor oluşumuna neden olmadığı için bu kan grubu kan nakillerinde önemsenmiyor. O nedenle de biz MN bakımından kan grubumuzun ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi asıl bilmemiz gerekenlere gelecek olursak. Şimdi kanımızda eritrositlerin yani al yuvarların hücre zarının üzerinde proteinler var. Bu proteinli moleküller aslında antijen adını verdiğimiz moleküller. Antijen dediğimiz şey kelime anlamı olarak yabancı protein demektir. Ama şöyle, sizin antijeniniz bana yabancı, benim antijenim size yabancı. Herkese kendi antijeni tabii ki yabancı değil. Dışarıdan gelen her antijen bana yabancı olmuş oluyor. O yüzden zaten benim antijenim kendimi ilgilendirmiyor. Ben karşıdan gelen antijene her zaman bakıyorum. İşte benim eritrositlerimin hücre zarı olsun şu. Şu şekilde üzerlerinde antijenler bulunacak. Mesela şurada sadece A antijeni varsa AB0 bakımından bu insan A kan grubu olacak. İşte buradaki antijen eğer bunu kırmızı yapayım ya da. Buradaki antijen eğer B antijeni ise bu insan B kan grubu olacak. Buradaki antijen hem A hem de B antijeni, ikisini birden taşıyorsa, hem A hem B ise o zaman bu insan hem A hem B kan grubu yani AB olacak. Hiç antijen taşımıyorsa da 0 olmuş olacak. Yani AB0 sisteminde bahsettiğimiz A kan grubu, B kan grubu, AB ve 0 kan grubundan kastettiğimiz şey bu. Buradaki taşınılan antijen durumlarına göre kan grupları değişikliğe uğruyor. Şimdi zaten buna tekrardan değineceğim. Bir de antikor dediğimiz bir madde var. Antikor denilen şey ise bu antijene karşı üretilmiş savunma proteini. Yani ak yuvarlar tarafından üretilen ve antijene karşı üretilmiş savunma proteinidir. Yani şu A antijenini gördü vücut hemen buna karşı bir antikor üretirse işte oradaki antikor savunma proteini oluyor. Buradaki antijen ile antikor eğer tepkimeye girerse bu durumdaysa çökelme oluyor. Ve bu çökelme demek aslında burada kan pıhtılaşıyor. Çöktüğü için pıhtı oluşturuyor ve eğer ki bir insana yanlış bir kan grubu verilirse hasta olan yani kan alan kişinin kanı pıhtılaşır ve anında ölür. Bu yüzden kan nakillerinin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Şimdi ilk olarak AB0 sistemine göre bir bakalım. Burası fenotip olsun yani kan grubu. AB0 sisteminde 4 farklı kan grubu var. A, B, AB ve 0. Şu A kan grubu olsun. B kan grubu olsun. AB kan grubu olsun ve de 0 kan grubu olsun. Şimdi şuraya genotip diyorum. Yani bunun genimizdeki durumu. İki tip olabilir. Homozigot ya da heterozigot. Bir de bunlardaki antijen ve de antikor durumu vardır. Şimdi zaten şu an bu videoyu izlediğinize göre kalıtım konusunu geçmişsinizdir diye düşünüyorum. Yani eğer 11. sınıfta bu izliyorsanız zaten onu da gördünüz. Eğer ki bunu üniversite sınavı amaçlı izliyorsanız da, önceden TET'nin o kısmı bitmiş olması gerekir. Dolayısıyla homozigot ve heterozigot kavramlarına hakim olmanız gerekiyor. Ama bilmiyorsanız da çok sıkıntı değil. Her türlü kalıtıma dönersiniz. Çünkü konumuz bunlardan çok antijen antikorlarla alakalı aslında. Şimdi AB0 sisteminde 3 tane gen vardır. A geni, B geni ve 0 geni. A ile B geni birbirlerine eş baskın genlerdir. Yani birbirleri üzerine etkinlik kuramayan genlerdir. Her ikisi ise sıfıra tam baskındır. Sıfır bu durumda çekinik genidir. İşte bir insan eğer A kan grubuna sahipse, eğer bu kişi homozigotsa 2 tane A geni vardır. Heterozigotsa eğer biri A biri de şuradaki sıfır genidir. Yani heterozigotluğun mantığı budur zaten. İki farklı allele, iki farklı gene sahip olmak demektir. Birini A, birini sıfır taşır ve burada A0 A, 0'a göre baskın olduğu için kişi A kan grubundan olur. B'e geldiğimizde o da iki tane B harfi ya da bir B, bir 0, yani homozigot ikisi de B genidir. Heterozigotsa yanında bir çekinik gen vardır. AB kan grubu A ile B genlerinin birbirlerine eş baskın hale gelmesi sonucu oluşuyor. O nedenle homozigot hali olamaz direkt heterozigottur ve AB şeklindedir. Sıfır kan grubunun ise heterozigotu olamaz çünkü çekinik bir gen olduğu için ancak homozigot durumda kendini gösterebilir. Şimdi antijen antikor durumuna gelecek olursak A kan gruplu bir insan A'dır çünkü hücre zarının üzerinde A antijeni vardır. Yani bunda A antijeni bulunuyor. B kan gruplu insan B'dir çünkü hücre zarının üzerinde B antijeni vardır. AB kan grupta insana baktığımızda ise A ile B geni birbirleri üzerine baskını kuramadıkları için bu bireylerin eritrositlerin hücre zarında her iki antijen birden bulunur. O yüzden hem A antijeni vardır hem de B antijeni. Sıfırda ise zarın üzerinde hiçbir şey yoktur, antijen yoktur. O yüzden ona sıfır dememizin sebebi bu. Bunun antijeni yok. Antikora geldiğimizde ise bir insan A kan grubundansa eğer A antijenine sahiptir ve sahip olduğu antijene karşı antikor oluşturamaz. O zaman sahip olmadığına göre oluşturacak. A'ya sahip B antijenine sahip değil. O zaman B'nin antikorunu oluşturacak. Sahip olmadığının antikoru. B kan grubu B antijeni olduğuna göre A'nın antikorunu oluşturabilecek. AB her ikisine de sahiptir. O zaman antikor oluşturmayacak. Sıfır antikoru diye bir şey yok. Sıfır dememizin sebebi bir antijeninin olmasından kaynaklanıyor. Sıfır kan grubuna geldiğimizde ise her iki antijeni birden olmadığı için her iki antikoru birden oluşturabilecek. Ve biz kan nakilleri yaparken kan alan kişinin antikoruna kan veren kişinin ise antijenine bakarız. Yani şu kan alan kişi olsun, şu kan veren kişi olsun. Kan alan kişinin antikoru ile kan veren kişinin antijeninin aynı olmaması gerekir. Eğer aynı olursa o zaman Şökelme meydana gelir. Örnek verelim. Mesela A kan grubu olsun. Kan alan kişi A olsun. Kan veren kişinin de B olduğunu düşünelim. Kan alan kişi A ise, bakın A'da hangi antikor var? B. Kan veren kişi ise B. Antijenine bakıyorduk kan verenin. B'de hangi antijen var? Onda da B. O zaman ne oldu? Bakın ikisi karşılıklı geldi. Ve bu durumda kan alan kişi öldü. Kan nakillerinde öncelikli kuralımız her zaman bir kan grubuna aynı kanı vermektir. A ise A'yı, B ise B'yi, AB ise AB'yi, 0 ise 0'ı vermelisiniz. Zor durumda kalınırsa alternatifler düşünülebilir. Ama bu pek pratikte kullanılan bir şey değil. Çünkü alternatiflerde bile şu kural olmayabiliyor. Bazen kan veren kişinin antijeninin yanında antikoru da gelebiliyor. Yani şu kuralın dışına çıkabiliyor pratikte. Bu nedenle de doktorlar çok büyük bir sıkıntı olmadığı sürece farklı kan grubu vermeyi tercih etmezler. O riski göze almak istemedikleri için. Ama diyelim ki adam ölüyor o zaman ne yapsın mecburen verecek. O yüzden eskiden genel alıcı genel verici gibi terimler vardı. Bunlar gerçek anlamda kullanılmadığı için pratikte böyle bir şey olmadığı için kaldırıldı. Artık böyle bir anlatım yapılmıyor. Şimdi gelelim bir de eraş kan grubuna. RH kan grubu dediğimiz kan grubu ise iki farklı şeyden oluşur. Bu kişilerin eritrositlerinde RH protein varsa kişiler pozitif. Yoksa negatif olmuş oluyor. Bu durumda bunu da tablo üzerinde gösterecek olursak eğer şurası fenotip olsun gene. Şurası genotip olsun. Yine ayırdım. Homozigot heterozigot. Şurası da aynı şekilde antijen, antikor. Şimdi bir insan ya RH pozitiftir ya da RH negatiftir. RH pozitif olduğu zaman bir insan bu şu anlama geliyor. RH pozitifse antijen var demektir. RH negatifse de antijen yok demek. Bir insanda eğer onun antijeni varsa o zaman antikoru olamaz. Bir insanda eğer antijen yoksa o zaman antikoru olur. Yani ikisi birden olma durumu ya da ikisinin de olmama durumu görülmüyor. Bunu kalıtımsal olarak baktığımız zaman RH karakteri R ve küçük R ile gösterilir. R pozitiflik, küçük R ise negatiflik anlamına geliyor. Sahip olmama yani RH antijenine sahip olma geni, olmama geni. Bir insan eğer pozitifse o zaman ya iki geni de pozitif gir, Biri pozitif biri negatif gen olabilir. Yani olmamaya sahip olabilir ama heterozigot olarak. Ve bu çekinik olduğu için bastırır kişi gene pozitif olur. Eğer bu negatifse negatifin heterozigotu olamıyor. Çünkü çekinik gen olduğu için heterozigot olmuyor. O zaman bu kişi eğer negatifse kesinlikle küçük r küçük r ile gösterilmek durumunda kalmış oluyor. Şimdi bunun kan nakillerine baktığımız zaman Negatif kan gruplu bir birey, pozitif kan gruplu bir bireye kan verebiliyor. Pozitif de gene pozitiften kan alıyor, negatif de gene negatiften kan alıyor. Ama pozitifin kanını negatife veremiyoruz. Çünkü pozitifin kanı negatife verildiği zaman, pozitifte bulunan antijenler negatife geçiyor ve negatifteki antikorlarla tepkimeye girerek negatif insanın kanının pıhtılaşmasına yol açıyor. Şimdi sorularda en çok şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Diyor ki, mikroskop kabına diyor 3 tane kan damlatılmıştır. Üzerlerine diyor antikor konmuştur. İşte ne olur? Şu sıralamayı size vermeseler bile ilk damla her zaman A antikorudur. İkinci damla her zaman B antikorudur. Üçüncü damla da her zaman D antikorudur. D antikoru dediğimiz RH antikoru anlamına gelir. Bunun için D harfi kullanılabiliyor. Eğer ki buraya da işte artı eksi koyabilirler ya da çökelme işaretinin olup olmadığını gösterebilirler. Hangisinde çökelme varsa yani burada çökelme olduğu zaman antijen var anlamına gelir. Örnek verelim. Mesela 3 tane koydu. Artı artı eksi dedi. Bu şu anlama gelir. Artı dediğine göre bu kişide A antijeni var demektir. Artı dediğine göre B antijeni var demektir. Eksi dediğine göre Rh antijeni yok demektir. O zaman bu kişi A B Rh negatif olmuş oldu. Ya da mesela bir örnek daha yapsak. Eksi artı eksi olsun ya da artı olsun, farklı olsun. Eksi dediğine göre bunda A antijeni yok. Artı dediğine göre B antijeni var. Rh'a da artı dediğine göre D antijeni var. O zaman bu insan A yok. O zaman B, Rh ve D de olduğunu göre Rh pozitif olmuş oldu. Ya da bir tane daha yapacak olursak eksi, artı, eksi olsun ya da şu çok eksi, artı oldu. Şöyle olsun. Mesela bu A antijeni var. Bunlarsa boş. O zaman bu A Rh negatif olmuş oldu. Yani o sorularda size çökelme var, çökelme yok sorularında çökelme var diyorsa ya da oraya artı işareti koyuyorsa bu oradaki antijenin var olduğunu söyleyecek. Var olanlarla kan grubunun adını yazmalısınız. Bu arada bir insanda kan naklinin yapılabilmesi için hem şu kuralın uyması gerekir hem de AB0 bakımından da uyumlu. Yani sadece şu kural mesela iki pozitif evet birbirine kan verebilir. Ama AB0 sistemine göre de kan gruplarının uyum yapması gerekir. Yoksa sadece bu sisteme göre kan nakillerini yapamazsınız. Kişi ölümle sonuçlanacaktır. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ve böylelikle kan grupları ve kan konusu da bitmiş oldu. Bir sonraki videoda dolaşım sistemine kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.